var abi sen. Kandayız. Sol tarafımız deniz. Amerika'dan geldiklerinde bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Haftanın son gününde yeni bir yayına hoş geldiniz. Sepet bugün çok dolu. Konuşacak çok şeyimiz var. İlerleyen dakikalarda Los Angeles'a bağlanacağız. Ve biz burada yerel seçimle oyalanıp dururken, konuşurken dünyada bir devrim yaşandı. Ve bir insanın kafasına takılan bir çip ilk kez telepatiyle bir bilgisayarı yönetti. Başka neler oldu bu hafta? Teknoloji dünyasında, daha doğrusu TED'de teknoloji, entertainment ve design diyelim. Yani teknoloji, tasarım ve show dünyasında neler oldu? Yeni bir ekip arkadaşımızla, daha doğrusu konuk ekip arkadaşımızla konuşacağız. Merve bizi bekliyor. Ve ilerleyen dakikalarda tabii ki yerel seçimi konuşacağız. Yerel seçimin gizli bir kazananı var. Daha seçime 9 gün var. Ama bir kazanan var şu anda. Yani kazansa da kazanmasa da birisi şu anda şimdiden cebine bir kazanan kartını koydu. Bakalım sonrasında ne gelecek onu anlatacağım. Emeklileri hatırladı siyasiler. Baktılar 16 milyon emekli var ve her emeklinin bir şekilde bir seçmene bağlantısı var bir noktada. Dediler ki ya bir dakika şu emeklileri biz biraz ihmal ettik ya da ihmal edenler var. Biz ihmal etmeyelim. Vaatler havada uçuşuyor. Ona da değineceğiz. Ama ilk olarak Türkiye'nin en zengin insanını Forbes'un verilerine göre 2024 yılında 5.1 milyar dolar serveti olan Sayın Murat Ülker'in yaş gününü kutlayarak başlayalım. Dün akşam Murat Ülker 65. yaş gününe girmiş. İftardan sonra bir de konuşma yapmış. Bunu da Ahmet Güneştekin bir storiesinde paylaşmış. Birkaç tane de fotoğraf sızmış bu şeyden. Murat Bey kısa bir konuşma da yapıyor. Verelim, dinleyelim isterseniz Murat Bey'in konuşmasını. Şimdi ilginç olan şu, Türkiye'nin en zengin insanı Murat Ülker'e yaş günü kutlamasını sürpriz bir şekilde Yahya Ülker, yani oğlu hazırlıyor. Ve de sembol olarak Var Yemez amcanın fotoğrafını ya da pastasını yapıyorlar. Yani burada yani Yahya Ülker hani sadece bir pasta yapmamış. Murat Ülker'e aslında bir uzun bir mektup yazmış. Şimdi yeni kuşaklar Var Yemez amcayı bilmezler belki. Biz Var Yemez amcayla büyüdük. Var Yemez amca çizgi film dünyasının bir kahramanıydı. Ördekgillerden bir tane iş insanı, zengin iş insanından bir tanesiydi. Ve de Scrooge McDuck, İskoçyalı bir iş adamı hicvediliyordu burada. Ve de çok parası olan, işte altınlarının üzerinde duran, o parayı hiçbir şekilde harcamayan, yemeyen ve yedirmeyen bir kahramandı bu. Şimdi hani mavi yarın bir gün 65 yaşına girdiğimde babasına bir yaş günü pastası hazırladık. Sürpriz yaş günü var. Bak Var Yemez amca da pasta yaptırdık dese. Yani şöyle bir düşünürdüm ya acaba mavi bana bir şey demek istiyordu. Çok açık söyleyemiyor bari. Belki de bilmiyoruz ki Murat Ülker'in belki de gizli bir adı var aile içinde. Bu yönünü bilmiyorduk. Pek çok yönünü biliyoruz Murat Ülker'in ama bence yani hepiniz susun bak burada direkt Murat Bey'e sesleniyorum. Murat Bey Yahya size bir şey demek istiyor olabilir bu pasta sürpriziyle. Aman bir kulak verin ben olsam şöyle bir durup ya bizim oğlan ne demek istiyor acaba diye bir bakardım. Velhasıl güzel espri olmuş. Yahya Ülker'e de tebrikler. Böyle Ramazan günü herkesin keyfi yerinde gözüküyor. Ne diyelim? Happy birthday diyelim. Evet gelelim şimdi kuru fasulyenin faydalarına. Seçime şunun şurasında 10 gün kaldı ve AK Parti'de Erdoğan sahaya iniyor. Eski havalimanında, Atatürk Havalimanı'nda bir mitingle geliyor İstanbul'a. Ve biliyorsunuz Erdoğan genelde son 5 gün sahaya çıkıyor İstanbul'da. Kanal kanal çıkıyor, şimdi göreceksiniz. Star ortak yayını, CNN Türk ortak yayını, ATV ortak yayını, ortak yayınlarda böyle kendi mesajını muhtemelen bu önümüzdeki 5 gün verecek. İstanbul'da büyük mitinge katılacak.
Ve de bakalım bu hafta sonu ne konuşulacak. Tabii en çok merak edilen emeklilere ne olacak? Şimdi 16 milyon emekli var. Neredeyse her 4 kişiden biri emekli Türkiye'de. Sağ olsun ülkemiz zengin, varlıklı bir ülke olduğu için. Yani bir Norveç gibi, bir Finlandiya gibi ya da ne bileyim bir Suudi Arabistan gibi doğal kaynakları var. Çok iyi yönlendirilmiş, biriktirmiş fonları olduğu için erken yaşta emekliye takılanlardan yola çıkıp bir erken yaşta emeklilik de vermişti en son seçim öncesinde. Öyle olunca da emekli sayısı arttı. Şimdi elini sallasan bir emekliye çarpıyorsun. Yani, aa pardon emekli. Ben de emekliyim üstelik. Ama ben erken yaşta değil. Gerçekten 34 yıl çalıştım. Şeyimi ödedim ve emekli oldum. Ben de emekliler arasındayım. O yüzden ben de kulak veriyorum. Şimdi ya bizi ihmal ediyorlar biz emeklileri. O yüzden hani ne diyorlar acaba? Çünkü Erdoğan doğru bir şey dedi. Dedi ki ya biz dedi şu anda emeklilere istedikleri 10 bin lirayı versek. Yani bir yıl boyunca hiç yatırım yapmasak yine ödeyemiyoruz dedi hazineden. Fakat ardından başladı Meral Akşener, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, emekliler yalnız değilsiniz diye. Mecburen Erdoğan da dedi ki ya hani tamam biz veremiyoruz ama bankaların hani var ya ne diyorlar ona bankaların bir şeyi var ya işte bankalardan biz bunu tahsil edeceğiz ve size vereceğiz. Üstelik öyle 5000 dedi ya. 8000 ile 12000 arasında gibi bir rakam. Bakın şu anda emeklilere kimden ne vaat ediyor? Bir dinleyelim isterseniz. Şöyle bir kulak verelim, üzerine konuşalım. Promosyon. Güzel bir haber vermek istiyorum. Biliyorsunuz ilk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankalarında bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum. Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra şimdi dur. Promosyon tabii. Biraz önce ben prim dedim. Promosyon sağ olun. Siz de düzeltiyorsunuz beni chatte. Tabii bu promosyonları şimdi Erdoğan'ın burada dediği diğer bankalara da bunun altında kalmayacağına eminim demesi bir nevi yani hani kalmayın ve de kalmayacaksınız anlamına geliyor bizim gibi ülkelerde. Devam edelim şimdi. Sonra emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Yeni banka promosyon rakamlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ankara'daki dar gelirli vatandaşlarımız bize güvensin. Emeklilerimize ayda 5000 lira para vereceğiz. Emeklilerimize. Bir ayrı olacak mı? Yani şu an Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği emeklilerimize sonra bakacağız sosyoekonomik durumuna. İhtiyacı olur. Tabii sosyoekonomik durumuna bakacağız. Dur. Ama şu an Ankara Büyükşehir Turgut Altınok diyor ki biz diyor 5000 lira vereceğiz. Ama biraz çeviriyor diyor ki ya, ekonomik durumuna göre bakacağız. Ya, biraz yani tam oturmamış. 5000 lira var ama o neye göre verecek meselesi Ankara'nın AK Parti adayı tarafından tam olarak böyle bir geçişiyor ya. Geçiyor evet. 5000 lira var ama bu emekliye de verilecek ama hangi emekliye verilecek kısım biraz muğlak. Devam edelim. Belediyesinin emeklerimize verdiği kaç kişi varsa ayrıca yine bir sosyoekonomik tarama yapacağız. İhtiyacı olan emeklerimize ayda 5000 lira vereceğiz. Bunu da vereceğiz. Diyorum ki ben emeklilerle ilgili. Sayın Erdoğan 7000 lira bayram için ikramiye verin. 3000 lira yetmez. 7000 lira ikramiye verin. Diyorum ki iki dudağınızın arasında 11000 lira seyyanen zam verin emeklilerin tümüne ve en düşük emekli maaşını da asgari ücret kadar yapın. Şimdi yeni buraya gelirken bir arkadaşımdan duydum. Bir seyyanen zam yapılacağı konuşuluyormuş. 5000 liraymış. 5000 lirayı kabul etmiyorum Sayın Erdoğan. Bakın samimiyetle zor. 11 bin lira biz onu hesapladık. 11 bin lira seyyanen zam vermenin bu ülkeye bir zararı yok.
ama o emeklilerimiz ayağa kalkar. Evet. Onlar bunu... Şimdi burada da ilginç bir üslup var. Yani Meral Akşener biraz Erdoğan'ı aslında köşeye sıkıştırıyor burada. Hani biz vereceğiz, bizim belediye başkanımız verecek gibi bir vaat değil. Tuhaf bir vaat bu. Verin diyor. O da veriyor. Yani biraz hani tam anlamadım Meral Hanım'ın ne yapmaya çalıştığını ben ama bir bildiği var herhalde. Devam edelim, evet. Hak ettiler. Kıyma alıyormuş. 24 kilo kıyma. Şimdi bayram ikramiyesi 3000 lira. 2 Nisan'da yatıracağım diyor. Al 3000 lirayı, git kasaba, 6 kilo kıyma alıyor. Değil mi Müşerref teyze? 6 kilo. Sizin 30 Ramazan sofranızdan, 30 iftar, 30 sahur ve gelen bayram sofranızdan, dolabınızdan, mutfağınızdan, çoluğun çocuğun, torunun kursağından sadece 6 senede tam 18 kilo kıyma eksilmiş. Git bugün 1 kilo kıyma iste, kim kime veriyor, kim kime alabiliyor? 18 kilo kıyma. Yani emekliye yapılan bu zulüm başka kimseye yapılmıyor. O yüzden isyanımız büyük. Bütün bu konuşmaları dinleyince ben ne görüyorum biliyor musunuz? Bir ülkede sosyal devlet olmayınca, emeklilere yasal güvenceleri, hak ettikleri paralar zamanında organize edilip verilemeyince işte böyle birisi geliyor 3000 veriyor. Yani şey çocuklara hani vardır ya emekli büyüklerimiz benim gibi ya elini öptürür harçlık olarak cebine para koyar. Onun gibi bir şey yapıyorlar şu an. 3000 verdim, öbürü 5000 verdim diyor. O 11 veriyor, öbürü 12 verdim. Tamam mı? Yani sadaka kültürünün bir başka yansımasını görüyoruz şu anda. Meydanlara yansımasını görüyoruz. Üzücü bu haliyle baktığınızda. Şimdi bu seçimlerde biraz önce Oksijen'de Bekir Ağadır'ın yazısını da okudum. O da aynı konuya değiniyor. Birkaç arkadaşımla da bir süredir konuşuyoruz. Biliyorsunuz bu seçimler Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle kıyasladığınızda herkesin tek başına girdiği seçimler. MHP hariç. MHP AK Parti ile beraber aynı şekilde gidiyor. İşte Dem'le İstanbul'da birazcık bir CHP arasında da bir işte onun havalı adı ne? İttifak demiyorlar da kent dayanışması diye bir şey uydurdular ama sonuçta bir ittifak yapıyorlar. Ama yine de yani millet cephesinden eser yok şimdi. Meral Akşener en çok İmamoğlu'na çakıyor. Erdoğan'dan bir şey rica ediyor. İmamoğlu'na çakıyor mesela. Öbür taraftan Dem kendi adayını çıkarttı. Önümüzdeki günlerde bakalım ne olacak. Bu hafta ben Selahattin Demirtaş cephesinden bir hamle gelir mi gelmez mi? Bağrımıza taş basacağız ve doyumuzu bu sefer kime atacağız diyecek bakalım. Geçen sefer İmamoğlu'na ya da İYİ Parti'ye atın demişti. Yani stratejik oy kullanın demişti. Öbür taraftan bakıyorsunuz DEVA'ydı, işte şeydi Ahmet Davutoğlu öbür tarafta Gelecek Partisi. Onlar kendi dümenlerinde gidiyorlar. İYİ Parti adaylar çıkarttı. Ve de buna rağmen Ekrem İmamoğlu şu anda ya bir puan önde ya bir puan geride yarıştan kopmamış durumda İstanbul'da. Bakın seçimin sonucu ne olur bilmiyorum. Kim kazanır bilmiyorum. Ama 34 yıllık gazeteci olarak şunun hakkını teslim edebiliriz ki şu anda Ekrem İmamoğlu yarıştan kopmayıp başa başa götürmesi bile büyük bir başarı. Ve bu başarı öyküsünü ister kazansın ister kazanmasın cebine koyacak ve de 2028 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu CHP'den mi olur, bir parti mi kurmuş olur, o sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı olur bilmiyorum ama Erdoğan'ın siyasetteki tek alternatifi olarak karşısına çıkacaktır. Bunu çok emin bir şekilde 9 gün önceden söylüyorum, seçimlere 9 gün kala söylüyorum. Şu an baktığınızda böylesine bir yarışı şu anda başa baş götürüyor olması bile İmamoğlu için siyasi bir başarıdır. Ki bu başarıya şunu da eklemek lazım. İşte CHP kurultayını kazanması, Kılıçdaroğlu devirmesi. Partiyi çok dönüştüremedi. Zaten böyle bir şey zamanı da yoktu. Ama önümüzdeki günlerde ne olacağını hep beraber izleyeceğiz. Yani bu seçimin sonucu da aslında belirleyecek ama şu anda bu yarışı başa baş götürmesi bu dağınıklığa rağmen gerçekten
büyük bir başarıya imza attığını söyleyebiliriz. Üslubunu değiştirmiyor İmamoğlu. Dün yine bakın eline mikrofonu aldı. Daha küçük miting de demeyeyim de küçük konuşmalar yapıyor. Ne demiş bir kulak verelim. Sevgili dostlar, Ramazan ayınız mübarek olsun. Evlerimize bolluk bereket gelsin. İnşallah, inşallah Ramazan ayına yakışan edepli, erdemli, ahlaklı günleri hep birlikte yaşarız. Kötülüklere gülüp geçin. Benim yaptığımı yapın. Kötü söz söyleyenlere, kötü davranışta bulunanlara deyin ki Allah size akıl versin. Allah sizi ıslah etsin. Bu kadar değil. Sizlerin duası tutar. İyi işler, güzel işler yapmaya devam edelim. Hepinizi çok seviyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun. Sahurunuza az kaldı. İnşallah tutulan oruçlar kabul olsun. Hepinizin yuvasına bolluk bereket gelsin. Allah'a ısmarladık. Sağ olun. Evet. Burası da Eyüp. Eyüp de yapıyor bu konuşmayı. Bu da önemli. Yanındaki de Eyüp adayı Bülent Özmen. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki ya Mansur Yavaş'ı da unutmayın diyor. Haklısınız. Mansur Yavaş da şu anda açık ara belki de hiç oradaki yarışa bile bırakmadan gidiyor. Onu da unutmayalım. Hakkını verelim. Bu seçimin şimdiden iki kazananı var diyelim. Tek kazanan demek yanlışlık olur. Mansur Yavaş da Ankara'da açık ara önde. Bu da çok büyük bir başarı. Yani onun da altını çizmek gerekiyor. O yüzden bu iki isim Mansur Yavaş'ı da koyalım. Mansur Yavaş da 2028'de Erdoğan'ın karşısına çıkacak alternatif adaylardan biri olacaktır. Ya Mansur Yavaş'ı göreceğiz adaylardan biri olarak ya da Ekrem İmamoğlu. Belki de ikisini birden göreceğiz. Kim bilir. Ha diyeceksiniz ki ya Erdoğan girmeyecek ki. Tamam onlar ufak şeyler. Onlar hallolur onlar. Kervan yolda düzülür. Atı alan şeyi geçer, anayasayı geçer. Yani onlar oldu, onları takmayın kafanıza siz yani. Devam edelim başka. Murat Kurum tabii, o da şu anda bütün herhalde AK Parti teşkilatı şu anda hafta sonu mitingine hazırlanıyor. Muhtemelen o mitingde de Erdoğan yine emeklilerle ilgili bir şey yeni bir şey açıklayacaktır. O da konuşulan şeyler arasında. Bu arada Murat Kurum ne demiş? Alaska Türkleri ile sahur programında bir araya gelmiş ve trafik meselesini 1 Nisan'dan itibaren mührü aldığımızda trafik tamamen durmadan diye geçecek diye söz veriyorum demiş. Hayat felç olmadan İstanbul kazanacak demiş. Kazanacaksınız demiş. Orada da böyle bir durum var. Şimdi Ali Yerlikaya sahada Murat Kurum için destek istiyor. Ve de işte esnaf ziyareti yapıyor. Şimdi normal şartlarda bunda bir tuhaflık yok. Nedir? Yani Ali Yerlikaya valilikten geliyor ama şu anda AK Parti'nin İçişleri Bakanı. Doğal olarak İçişleri Bakanı olarak da bir bakan olarak da gidip oy isteyebilir. Bunda tuhaf bir şey yok. Tuhaf olan şu, eskiden şöyle bir gelenek vardı. Seçim güvenliği denen bir şey var. Gelenek olarak yani anayasada yazıyor muydu emin değilim ama belki de anayasada yazıyordu. Bu değişti mi bilmiyorum ama 3 ay kala seçimlere işte Ulaştırma, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı sanırım istifa ederlerdi sembolik olarak. Yerlerine de işte müsteşarlar bakarlardı. Neden? Seçim güvenliğini tahsis etmeleri için. Şimdi bir yandan siz İçişleri Bakanı olarak sahada oy istiyorsunuz. Önümüzdeki haftada seçim güvenliğinden siz sorumlusunuz. Şimdi bu biraz sıkıntı yaratıyor. Nerede yaratıyor? Etik olarak yaratıyor bir defa. Teorik olarak yaratıyor. Ama diyebilirsin ki kardeşim şu anda bir parti başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanı. Ne olacak yani? Onda da haklısınız. O yüzden burada birazcık kafalar karışıyor. Özgür Özel ile Deniz Zeyrek Sözcü TV'de tartışmışlar. Deniz Zeyrek demiş ki niye kıyameti koparmıyorsunuz TRT ile ilgili? Hadi sen kopart demiş o da. O da ben gazeteciyim. Bir koparsanız bana kıyamet. Mesela yarın sizin dediğiniz kıyameti ben koparacağım. Gidin 5.000-10.000 kişilik miting yapın CHP olarak. Tabii yaparız. Mesela katılır mısınız o mitinge? Ya gazeteci olarak gelirim. Siz vatandaş olarak TRT'ye bir başvuruda bulundunuz mu? Ki Anayasa Mahkemesi'ne.
Hayır ben canım siz şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapamayacağı bir başvurunu... O zaman gelin ben CHP Genel Başkanı olayım, siz hayır, de vatandaş olun. Söylüyorum. Sizin de muhalefete saldırmanın konforundan birazcık, biraz daha adilane bakmak lazım ama bu işlere. Şimdi yani. Saldırmak ne demek? Millet siyasetten çözüm bekliyor. Ben şikayet edebilirim vatandaş olarak ama siyaset şikayet etmez, çözüm bulur. Ben siz şimdi bunu saldırmak olarak yorumlamanız bir kere doğru değil. Ben burada ana muhalefet partisinin bu konuda nasıl bir çözüm bulabileceğini soruyorum. Bu kadar basit. Benim de... Şimdi Deniz'le ben zaman zaman eleştirdiğim oluyor. Deniz Zeyrek'in gazeteciliğini ya da kimi konulardaki tavırlarını ama Deniz burada doğru bir şey söylüyor. Özgür Özel sözcü ekranında normal şartlarda daha rahat hissedebileceği bir ekranda kendisine Deniz'den böyle bir eleştiri gelmesi karşısında şok olmuş. Her zamanki siyasetçi ya da son yıllardaki Türkiye'deki siyasetçi profiliyle davranıyor. Bir de şöyle bir söylem var aslında. Özgür Özel de bunun ipine tutunup çıkmaya çalışıyor köşeye sıkıştığı zaman. Çünkü Deniz diyor ki ya, öyle laf ediyorsunuz, duruyorsunuz, tweet atıyorsunuz. Böyle yapmayın, eylemle bir şekilde yapın. TRT'yi protesto edin, gidin 3000 tane, 5000 tane insanla gidin TRT önünde bir tane miting yapın mesela. Yapılamaz mı? Yapılır. Ne olacak? İstanbul Teşkilatı'na gel desen 30 bin kişi gelir zaten CHP'den. Yapılmayacak bir şeyden bahsetmiyor. Ama burada satır arasında başka bir şey var. Bu kimi kafası çalışmayan muhaliflerin de çok böyle ipine sarıldıkları ve sadece Erdoğan karşıtlığından yeni bir siyaset üretmekten başka bir şey bilmedikleri için muhalefetle ilgili eleştirileri ama muhalefeti eleştirmek çok kolay. Hadi Erdoğan'ı eleştirsene düzeyinde ele aldıkları bir yaklaşım. Oysa muhalefet düzelmeden Erdoğan'ı ne kadar eleştirirsen eleştirir. Bir anlamı yok ki. Erdoğan dinlemiyor ki zaten senin ne yapacağını, ne edeceğini. Dinlemesine gerek yok ki. Bildiğini okuyor ve de başarılı oluyor. Burada sıkıntı muhalefette. Çünkü muhalefet bir şey yapamadığı için Erdoğan başarılı oluyor. Sadece Erdoğan'dan biz de eleştirelim, ondan bir şeyler bekleyelim kafasıyla hareket ettiği için zaten böyle bir şey oldu. Öyle olunca ne oluyor? Kendi yankı odana giriyorsun, sallayıp duruyorsun. O da kendi yankı odasında, kendi şeyine bakıyor. Kimse de kimseye bir şeyi hayrı ya da farkı olmuyor. Oysa evet kardeşim yani tabii ki muhalefeti eleştireceğiz yani. Hani tabii ki ne, dokunulmaz mı yani şeyde? Bu çok konforlu bir alan, çok kolay. Sen bu soruları Erdoğan'a sorabiliyor musun? Soracağım da gelmiyor kendisi karşıma. Gelse soracağım ona da yani. O gelmiyor da Özgür Özel çok demokratik bir lider mi? O da gelmiyor. Korkuyor. Gidiyor Sözcü TV'ye çıkıyor işte gördüğünüz gibi. Yani. Orada da bir tane ters soru geldiği zaman devreler yanıveriyor yani. Elbette eleştireceğiz. Yani. Muhalif dediğiniz insanlar şu andaki ortamdan dolayı dokunulmaz, eleştirilmez, soru sorulmaz insanlar değil. Elbette onları en çok onları eleştireceğiz ki. Onlar kendine bir çeki düzen versin ve ortada daha demokratik bir yarış olsun. Onlar olmadan iş işte böyle. Herkes kendi çalıp kendi oynuyor. Kenan Taş biliyorsunuz her akşam yayın yapıyor. Onunla paslaşıyoruz. Yani o kimi şeyleri alıyor. Kimi yerlere yakından bakıyor. Sahada daha çok. Sadece stüdyoyu da çağırmıyoruz. Son olarak İYİ Parti Çanakkale adayı Burak Kunt da konuşmuş. Konuştu daha doğrusu. Ve de İYİ Parti aslında bir varoluş mücadelesi veriyor bu seçimde. Burak Kunt da genç bir iş insanı. Çanakkale'de seçime giriyor ve dün akşam da Kenan Taş'ın konuydu. Bakalım neler anlatmış, bir kulak verelim. Şimdi AK Partili aday var, CHP'li Muharrem Erkek var ve siz de İYİ Parti'den Burak Kunt olarak adaysınız. Niye diğer adaylara oy vermesin de Çanakkale'den size oy versin acaba? Ben 24 Kasım itibariyle sahaya indim. 120 günü geçti sahada çalıştığım süre aktif olarak aday olduktan sonra. Biz öncelikle şunu söylememiz lazım. İlk başta diğer rakiplerimize göre onlar Ankara siyaseti yapmış iki rakibimize göre Çanakkale'de belki de bilinmeyen bir adayken ilk başta insanların aklına girdik. Sonrasında dillerine girdik. Bugün gönüllerindeyiz. Bugün akşam sohbetlerindeyiz. Akşam sofralarındayız. Çay sohbetlerindeyiz ve artık vatandaşımız da Çanakkale'de bir yeniliğin gelmesi, bir Çanakkale'nin yenilenmesi gerektiğinde ve siyasete artık gençlerin müdahil olması, yeni yüzlerin girmesi gerektiğinde hemfikir. O yüzden öncelikle bunu söylemek lazım tercih meselesinde. İkincisi Çanakkale'nin kronik sorunlarıyla ilgili bugün biraz önce söylediğimiz işte toplu taşıma, trafik, otopark. Bu toplu taşıma sorunu Çanakkale'nin en büyük sorunu çıkıyor anketlerde. Çanakkale'li vatandaşlarımızın %80'inin ilk sorunu bu. Ve ne yazık ki 3 adayın içerisinde Çanakkale'nin toplu taşımasıyla ilgili
çözüm önerisi olan, fizibilitesini çıkaran, dakikasını, yöntemini, parayı nereden bulacağını, kaynağını nasıl yapacağını açıklayan tek kişi benim. Ve Çanakkale'deki şu an siyaset şuna dönmüş durumda. O biraz sonra bahsedeceğimiz büyük ihtimalle konu da oradan çıktı zaten. Çanakkale'de şu an durum şudur. Burak Kunt tramvay yapacağım diyor. Sistemi komple değiştireceğim diyor. Diğer adaylar da diyor ki Burak Kunt yapamaz. Bence bu bile bize oy vermeleri için geçerli bir sebeptir. Ama ben onlardan biriyim. Yılın 365 günü ben Ankara'da değil Çanakkale'de yaşıyorum. Çanakkale'nin sorunlarıyla hemhal bir adamım. Çanakkale'nin içinde bir adamım. Bir esnafım. O yüzden ben Çanakkale'nin sorunlarını bilen biri olarak tüm hemşehrilerimizle birlikte bu sorunları çözmek için elimden gelen tüm mücadeleyi vermeye hazırım. Evet, bu akşam bomba iki tane adayı var Kenan Taş'ın. Çok konuşulacak isimler. Bir tanesi Kasım Gülpınar. Yeniden Refah Partisi'nin Urfa adayı. Urfa'yı Yeniden Refah Partisi alır mı almaz mı, projelerini onu konuşacak, anlatacak. Ve Sancaktepe AK Parti adayı Şeyma Dövücü de Kenan Taş'ın 18'de konukları arasında yer alacak. İsterseniz Erdoğan geçtiğimiz seçimlerden önce ne demişti? Bir kulak verelim, ardından bir şey söyleyeceğim size. İşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir. Amerika'da faiz yükselebilir. Avrupa'da yükselebilir. Ama Türkiye'de faiz düşecek. Ve göreceksiniz enflasyon da faizle beraber düşecek. Türkiye 100 yılı gibi tarihi bir vizyonu 3-5 kara borsacının hırsının kurbanı etmeyeceğiz. Evet, dün Merkez Bankası bir araya geldi ve de bu konuşmadan yaklaşık işte 1 yılı 11 ay sonra aldığı bir kararla politika faizini 500 bas puan daha arttırdı. Ve faiz %45'ten %50'ye yükseldi. Ali Babacan peki bu duruma ne demiş? Bir kulak verelim. Bugün politika faizini %45'ten %50'ye çıkarttı. Geçen seneki genel seçimlerden önce Sayın Erdoğan ne demişti? Ben iş başında olduğum sürece faiz artmaz, indi daha da inecek dememiş miydi? Nas var, faiz inecek demiş miydi? Ne oldu? Seçimlerden bu yana tam 9 kez faiz artırdı. Faizi artıran Sayın Erdoğan'ın kendisi ha? Merkez Bankası'nın haddine mi izin almadan, onay almadan faiz artırmak? Seçimlerden önce faiz inecek dedi. Seçimden sonra 9 kere faiz artırdı. Evet, aldattı. Onun için helalinden kazanmadı. Merkez Bankası'nın faiz artışı da artık bundan sonra ekonomiyi kurtarmaz. Merkez Bankası'nın faiz artışı bir işe yaramaz, yaramayacak. 9 kez arttırmış. Ben saymamıştım. Ama tabii bu ekonomi çevrelerine baktığınız zaman da doğru bir hamle olarak niteleniyor. Çünkü aslında bir dönem yediğimiz hurmaların şu anda hesabını veriyoruz diyebiliriz. Nitekim yani pek çok kişi evet, bu faiz artışı normal olmalı. Hatta seçimlerden sonra daha da arttıracaklar. Neden? Çünkü ekonomi Nebati Bey'in gözlerinde kaybolduğumuz için o parıltıda öyle bir noktaya geldi ki bunlar olmadan toparlanacak gibi gözükmüyor. Seçimlerden sonra bambaşka bir tabloyla da karşı karşıya kalabiliriz. O da gelen haberler arasında. Şimdi zaman zaman magandalara denk geliyoruz. Zaman zaman derken ne zaman trafiğe çıksan. Yani çünkü herkesin trafikte böyle hele bir de şu günlerde oruçlu kafalar 1500 yani açlıktan şey olmuş durumda. Tabii ki hiçbir nedeni gerekçesi değil. Ve de herkes birbirine atarlanıyor, saldırıyor. Mesela dün bir görüntü yayınlandı. Adamın teki arabadan iniyor. Ben emniyettenim diye bir şeyi yumruluyor. Bak, kornaya bastı diye. Yanında da polis var orada. Asıl o çok tuhaf. Polis geliyor. Bakın bu polis kamerası sana. Ramazan kurban. İndir. Ramazan indir. Devam et ya. Bak polis geliyor. Ramazan bin Allah için. Adam diyor ben emniyetlerim diyor, küfür ediyor, bilmem ne diyor. Oradaki polis de sormuyor. Kardeşim sen emniyetin hangi birimindensin? Bizim emniyet müdürlerimiz böyle davranmaz. Türk emniyetinde böyle gelip bir şey varsa gelip hatırlanacak bir müdür olmaz demiyor bu polis arkadaşım. Senin gözünün içine baka benim camıma vuruyor. Sen de hiçbir şey yok, devam ediyorsun. Bak adamdaki hırsa bak abi. Manyaklığa bak adamdaki. Ne oluyor kardeşim kornaya bastı diye ya. Ne oluyor? Bu ne cesaret? Bu ne cüret? Ne olmuş sonrasında?
Ali Yerlikaya açıklama yaptı. Almışlar, getirmişler karakola. Emniyetten miymiş? Değilmiş. Öyle başı önünde gelirsin şimdi. Böyle öyle süklüm püklüm değil mi? Kravatını takarsın sabahın köründe. Öyle olmaz. Ters kelepçe takacaksın ki bir öyle anlatsın bize. Hangi emniyetin hangi biriminden gelmiş? Ne yapmış yani? Ders olsun diye gösteriyorum. Hani bazen böyle görüyorsunuz ya şeyde trafikte hemen atlıyorlar. Yan tarafın camına yumrukluyor, küfrediyor. Artık sağ olsun bir telefon diye medeniyet var. Böyle bir şey olduğu zaman da kardeşim alın çekin. Koyun sosyal medyaya. Bak orada emniyette ben emniyetliyim diye orta yıllığı verveliye veren adam nasıl öyle ters kelepçe olmasa da bir şekilde atlıyor geliyor oraya yani gördüğümüz kadarıyla. Mutluluk raporu yayınlanmış. Gençler bunalımdaymış. Ne diyeyim yani. Nereden baksan şey. Şimdi ilginç bir şey var. Bir dava var. Hermes'e dava açmışlar. Fransa'nın lüks markası Hermes'e Birkin açılmış davası. Niye? Şimdi bu Birkin çok pahalı bir çanta. $20,000 başlıyormuş. Benim pek akıl sır erdiremediğim bir durum var. Kadınların bir çanta takıntısı var. Yani erkekler için hiçbir şey ifade etmeyen bir durum. Sevgili kadın arkadaşlar. Hani siz alıyorsunuz ya o Chanel'leri, Birkin'leri. İnanın yani hani erkekler için hiçbir anlamı yok yani. Tamamen kadınlara gösterdiği bir şey bu. Hani çatlattığım diyelim ya da kıskançlık şey yapacağım. Şimdi bu Birkin çantaları Fransa'nın merkezli bir şey. Hermes'in markasının. San Francisco'da iki Amerikalı dava açmışlar. Demişler ki ya biz gidiyoruz Hermes'ten şey alacağız Birkin çanta. Bize diyorlar ki gidin işte şunları da alın bunları da alın. Onları almazsanız olmaz. Ya da şey olmazsa bunları alamazsınız diye dava açmışlar. Yani böyle bir şey olmuş. Şimdi bununla ilgili farklı haberler de var. Mesela The Economist süper fake çantalar çağı diye bir haber yapmış. Lüks çanta pazarı ve fake çantalar diye. Ve de 10 milyar euroluk deri ürün satılmış. Geçen 2013 yılında mesela lüks ürün şirketi Louis Vuitton'da 2023'te bu rakam 42 milyar euroyu bulmuş. Yani 10 yılda %320'lik bir artış olmuş ve aynı dönemde dünya ekonomisi sadece %39 büyümüş. Bununla ilgili ben size daha önce bir konuşmacıdan alıntı yapmıştım hatırlarsanız. Yani lüks tüketim artıyor. Dünyanın %1'ini şu anda %49'unu gelirin %49'unu alıyor ve de onlar da bu parayı daha çok lüks tüketime harcıyorlar. Ve de şu anda bunların yapayları, farklı şeyleri yapılıyor. Sahte çantalar yapılıyor. Şimdi bunlar nerede üretiliyor? Çin'de üretiliyor. Tayland'da üretiliyor. Hindistan'da. Ve de Türkiye'de üretiliyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Kafalar programında Hasan Cankaya'ya birisi katıldı. Kapalı Çarşı'da çalışıyormuş. Ne iş yapıyorsun diyor Hasan Cankaya. Biz diyor sahte çanta yapıyoruz diyor. Öyle de bir rahatlık var yani. Ve de bunlar sahte çantalarda farklı yerlerde satılıyorlar. Şimdi biz bunları mesela yurt dışına gittiğimizde mesela ne bileyim Milano'ya gidersin, Paris'e gidersin, Londra'ya gidersin. Genelde Afrikalıların elinde olan bir ticarettir bu. Çok lüks mesela ya da Nişantaşı'nda ya da İstiklal Caddesi aklınıza gelsin. Kapandığında böyle tezgahlar açarlar. Böyle bir çarşaf gibi bir şeyin üzerinde dizerler bunları. Ve de gelen alan alır. Oradan işte polis geldiğinde de bunu toplarlar. Dört tarafında bakın sağında solunda şeyler vardır. Alır böyle hop diye kaçar. Böyle şeyler görürüz. Ve de dünyanın farklı yerlerinde bunlar var. Fakat bizdeki fark şu. Bizde artık bu kurumsallaşmış durumda. Yani gidiyorsun Kuşadası'na, gidiyorsun Marmaris'e, gidiyorsun Bodrum'a. Dükkanlar var. Yani sahte çanta dükkanları var. Adamlar şey demiyor yani zabıta gelir, polis gelir. Ya kardeşim biz sahte satıyoruz. Yani böyle bir endişe, korku yok. Her şekilde her türlü şeyin olduğu ve bir şekilde sistemleştiği bir düzen kurulmuş durumda. Peki nasıl kuruluyor bu düzen? Ceren Özyaprak şu anda konuğum. Bu konuyla da ilgili araştırmalar da yapıyor. Sahada da bu konuyla ilgili çalışıyor. Ceren Hanım, nasıl oluyor da Türkiye'de bu kadar çok sahte? Çünkü ben Instagram'a bakıyorum. Instagram'da da yüzlerce hesap var. Yani bunlar bayağı satıyorlar.
bildiğimiz legal kuryeler alıyor bunu, getiriyor, götürüyor, veriliyor. Bankadan paralar geliyor, elden paralar veriliyor. Türkiye'de sahte çanta ya da sahte şey satmak serbest mi? Böyle lüks? Hayır, tabii ki. Tabii ki hayır. Bu bahsettiğimiz sahte çantalar marka hakkına tecavüzün konusunu oluşturuyorlar. Ve böyle bir durum söz konusu olduğunda markaların vekilleri ilk önce mahkemeden delil tespiti ve el koyma talep edebiliyorlar. İlk önce bilirkişilere gidiyor bu dosyalar. Bilirkişiler tespit ediyorlar bu ürünler çakma mı, işte hangi malzeme kullanılmış. Buna göre raporlar çıkarılıyor ve rapora göre de bir ihlal kararı alınabiliyor. İhlal kararı alındığında marka hakkı sahibi birkaç çeşit tazminat talebi olabiliyor. Bu tazminat talepleri de karşı tarafın kazancını talep edebiliyor. Eğer lisans verseydi bunun bedeli ne olacaktı onu talep edebiliyor. Veya kazanç kaybına uğradım bunu talep ediyorum diyebiliyor. Büyük firmalarda ise işte bu bahsettiğimiz Hermes, Louis Vuitton gibi firmalarda kazanç kaybı değil de daha çok lisans verseydi ne olurdu inceleniyor. Buna göre bir takım tazminatlara hükmedilebiliyor. Ama bu serbest demek değil. Bu marka hakkı sahiplerinin hakkını hukuki yollarla araması gerek demek. Peki nasıl oluyor da bu kadar, şimdi herkes biliyor ki işte şey, kapalı çarşıya gittiğin zaman ne bileyim orada bir dükkan var, işte 3 dükkanda bunlar satılıyor. Gidiyorsun Bodrum Barlar Sokağı tamamen çakma çantacı bilmem lüks eşya ya da giyimin bir şeyi olmuş. Bu artık hani gizli saklı değil, bayağı dükkandan bahsediyoruz yani, hani sabah geliyorlar açıyorlar kapıyı giriyorlar akşam kapatıp çıkıyorlar. Bu hani nasıl bu kadar rahat olabiliyorlar? Mesela sen şuradan ne bileyim sahte bir araba yapsan, Mercedes değil Mercedes'in bir çakmasını yapsan polis gelir der ki ne yapıyorsun der herhalde, ya da ne bileyim başka bir şeyin şeyine, ama giyim kuşam ve bu şey markalarda gayet sahte ürün üretiliyor. Neden böyle bir düzen var? Nasıl bir düzen devam ediyor? Dediğim gibi hak sahiplerinin hukuki yollarla hakkını araması lazım. Yani ben çakma çanta gördüm, bunu şikayet edeyim, bu bir yere götürmeyecektir bizi. Zaten bu büyük markaların hukuk ekipleri çalışıyorlar ve esas ilk başta gümrükte el koymalardan başlıyor. Belki de duymuşsunuzdur bunu. Önce gümrükleri... Mesela işte Fransa'ya giderken bir çantayı bakıyorlar, el koyuyorlar. Bu bir şey mi? Şehir efsanesi mi? Gerçekten el koyuyorlar mı? Şimdi şöyle, evet gerçekten el koyuyorlar ama nihai tüketicinin çantasına el koyma yapılmaz tabii ki. Çünkü düşündüğünüzde bu hakların korunmasının sebebi zaten tüketiciyi korumak. Tüketicinin yanılmasını önlemek. Evet. Yani tüketici yanılmış olabilir, o çakma çanta almış olabilir. Bu mümkün. Siz ona niye aldın, bunu niye yaptın diyemezsiniz. Bunu marka hakkı sahibi bunu üretenden talep etmeli. Anladım. Günün sonunda. Gümrüklerde de şöyle oluyor. Gümrüklere yazı yazılıyor. Böyle bir ihlal durumu var. Buna el koymanız gerekiyor deniyor. Gümrük el koyduğunda bu ihlalin oluştuğu ürünlere el koyduğunda belli bir süre veriyor. Ve o süre içinde davanızı açıp hukuki yollardan yine ilerlediğinizde bu ürünleri imha ettirebiliyorsunuz. Eğer ki birebire çok yakın yapıldıysa marka sahibinin mülkiyetine geçirilmesini talep edebiliyorsunuz. Çeşit haklarınız var burada. İleri sürebiliyorsunuz mahkemeden. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. İyi günler diliyorum. Ben teşekkür ederim. İzleyicimiz diyor ki Mehmet Arkan, Cüneyt Bey diyor bu işler olmasa ülkede %70 işsizlik artar, devlet de bunu bildiği için bir şey demiyor. Ya her şeyimiz mi illegal kardeşim ya, yani bu kadar bir, belki de ben burada bir çok turist Ömer gibi takılıyorum yani, hani bana tuhaf geliyor. Allah Allah, adamlar dükkan açmışlar baksana, sahtecilik dükkanı sahte ürünler bulunur. Öyle dükkanlar zinciri vardı biliyorsunuz, kapatıyoruz diye. Uyanık Türk insanını kerizleme şeyi bunlar böyle. Hala var mı onlar? Yolda şey gibi vardı. Kapatıyoruz. Mağazanın adı kapatıyoruz. Biliyorsunuz kapatırken hani herkes ucuza kapatacak ya malları, oradan işte tişörtleri, mişörtleri alacak. Uyanığın biri de markalaştırmış bunu.
dükkanın adı kapatıyoruz. Gidiyorsun kapat. Nereye gidiyorsun? Kapatıyoruz'a gidiyoruz. Hadi ucuzdan alalım, onu alalım, bunu alalım. Şimdi de böylesine bir düzen kurulmuş durumda. Ekonomist dedik. Ekonomistin kapağında İsrail var. 75 yılın en yalnız dönemine geldi diye kapaktan vermişler. Gerçekten de şu anda İsrail izole oluyor bütün dünyadan. Umurlarında mı? Pek umurlarında olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü ne olursa olsun Amerika ne derse desin refaha da gireceğiz diye bir açıklama yaptılar. Şimdi biz burada bütün bunları konuşup dururken aslında dünyada bu hafta bir ilk yaşandı teknolojide. İleride çocuklarımızın bize baba ya sen dünyada o günlerde neler yapıyordun dediğinde mahcup olmamak için bunu pas geçmemeliyiz, es geçmemeliyiz ve de bu konuya değinmeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi San Francisco'da eski bir Google çalışanı bir müteşebbisle tanıştım. Merve İşler. Dedim ki ya Merve ile sohbet ettik. Merve dedim seni biz niye ara sıra canlı yayına bağlamıyoruz ve sen bize neden haberleri anlatmıyorsun? Bay Area'da olan, San Francisco'da olan, teknoloji dünyasında olan. Kendisinin de küçük bir startup'ı var. Bu işlerinde çok ilgili. Yani gayet yakından takip ediyor ve Merve İşler şu anda Los Angeles'tan bize bağlanıyor. Merve ne haber, nasılsın? İyidir, teşekkürler Cüneyt. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ne anlatacaksın? Bu özellikle Neuralink'in ilk uygulaması yapıldı. Yani ilk kez bir insan telepatiyle bilgisayarda mi oynadı, satranç mı oynadı? Bu çok devrim niteliğinde bir olay herhalde, değil mi? Aynen öyle. Bu hafta çok enteresan gelişmeler oldu gerçekten. Ben her hafta böyle şok içinde takip ediyorum daha neler olacak diye. Ve bunu geçen seneden beri, yani ilk aslında ChatGPT 4'ün çıkmasından sonra çok ciddi bir ivme kazandı bence AI dünyası, yapay zeka dünyası. Ve şu anda da zaten bu Neuralink'le beraber artık uçuşa geçtik. Hani bundan sonraki ay ne olacak? 2 ay sonra biz olacak mıyız diye benim kafamda böyle sürekli soru işaretleri oluyor gerçekten. Çünkü çok hızlı gidiyor şu anda. Tam olarak ne oldu, anlatır mısın bu Neuralink neydi bilmeyenler için, nasıl bu satranç oynamayı başardı? Detaylara girelim. Tabii anlatayım. Neuralink tarafında şimdi Elon Musk'ın biliyorsun ki birçok aslında disruptive startupları var. Farklı farklı projeleri var. Gerçekten teknolojiyi komple değiştiren işte elektrikli araçlardan tut, Boring Company ile trafik sistemini değiştiren gibi. Neuralink de aslında beyne yerleştirilen implantlar sayesinde direkt düşüncelere etki eden bir teknoloji geliştiriyor şu anda ve burada da bu teknoloji ya bir süredir gelişiyordu, yatırımlar alındı. Bununla alakalı birçok insanın farklı farklı düşünceleri vardı ve şu an son geldiği noktada tabii ki ilk başta felçli bir birey tarafından, hani belli organlarını kullanamayan birisiyle denendi bu. En güzel start oldu aslında. Hani bir aslında eğlence için değil de gerçekten bu insanın ihtiyacı olduğu için kullanıldı. Ve bu videoda da zaten görebildiğiniz gibi Neuralink satranç diye de bu keywordlerle aratırsanız bulabilirsiniz. İnsanlar gidip hani buradaki hasta düşünce gücüyle kendisi düşünerek oradaki satrancı oynayabiliyor şu anda. Bu ne demek oluyor aslında? Bu yerleştirilen implantlar, yani artık commercial olarak, yani herkesin kullanabildiği bir noktaya geldikten sonra biz de düşünce gücüyle mesaj atabileceğiz, oyun oynayabileceğiz, işte Instagram'dan feed'de gezebileceğiz vesaire. Bu noktaya doğru gidiyor aslında, bunu gösteriyor. Evet, başka gelişmeler de var. Devam edelim istersen. Bu tabii. Nvidia'nın mesela başka, o da baş döndürücü bir dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birine dönüştü Nvidia. Ve o da ilginç bir robot tanıttı. Neydi acaba, CEO'su kim, şirket ne, biraz oradan başla istersen. Tabii anlatayım. Şimdi Nvidia tarafında aslında çok uzun zamandır, yani uzun zamandır derken yaklaşık bir 2 aydır benim takip ettiğim hisseler var diyeyim. Ve çok ciddi anlamda değer kazandı. Çünkü neden? Özellikle AI teknolojisinin gelişmesi sadece belli software'li, yani belli yazılım tarafına etkilemiyor. Aynı zamanda bu alandaki mikroçip şirketleri çok ciddi anlamda değer kazandı. Nvidia bunlardan en hızlı gidenlerden bir tanesiydi. Ve o yüzden zaten hisselerin de değerine baktığınızda gerçekten çok ciddi bir artış gözlemlendi. Şu anda da yapay zekanın aslında humanoid, yani insansı robotları olan entegrasyonunu
izliyoruz. Burada da Groot adında bir yeni bir AI platformu oluşturdular. Ve bu platform sayesinde de bu hani yapay zekayı bizim normalde işte ChatGPT'de gördüğümüz o soru cevap yaptığımız kısımları biz şu anda direkt burada robotların üzerinde belli şeyleri yaparak görebiliyoruz. Bu bana aslında şeyi hatırlatıyor. Bununla alakalı çok fazla film vardı. O filmlerin hepsi şu anda gerçekten teker teker gerçek oluyor. Ve bu insansı robotların yapay zeka ile birleşmesi, özellikle large language models dediğimiz bu çok fazla nasıl çevrilir artık büyük dil modelleri sayesinde çok daha bilgi dolu, çok daha artık bu artificial general intelligence'a giden, yani çok daha genel bir zekaya doğru giden bir yolun aslında bize ilk başlangıcını, o tünelin ilk ışığını göstermiş oldu burada da. Ben daha başka bir şey görüyorum aslında. Bu gördüğümüz hani Steve Jobs'un ilk iPhone'un sunumunu yaptığı şeyi hatırlattı bana. Yani biz çok primitif bir şey görüyoruz, bir robot görüyoruz. Ama aslında o kadar önemli bir sunum bu. Hani ilk iPhone'u eline alıp bakın bu bir iPhone işte işte şey yapabiliyorsunuz, tuş yok falan dediği anlardan bir tanesi aslında. Yani ileride biz bu anı ya evet ilk kez işte robotlar böyle sunulmuştu diye hatırlayacağız. Ve tabii ki yani birkaç yıla bu robotlar çok çok böyle oyuncak robot gibi kalacak herhalde. Şimdi bir başka gelişmede Apple'la iPhone AI yani yapay zeka için Google'la görüşmeye başlamış. Bu ne anlama geliyor? Yani bunlar bugüne kadar iki rakip firmaydı. Bu görüşmenin arkasından ne gelir sence? Ne anlamı? Bu bir ilk mi? İlk kez mi bir işbirliği yapacaklar? Şimdi burada yani kişisel olarak fikrimi söyleyeyim. Şimdi en son biliyorsunuz zaten iki tarafta AI tarafında iki şirkette bir sürü teknoloji geliştirdiler. Bazıları iyi gitti, bazıları gitmedi vesaire. Ve burada aslında teknoloji geliştirilmesinden öte bunun insanlara sürülmesi kısmı çok önemli. Yani son kullanıcının ulaşması çok önemli. iPhone zaten bunun hani direkt örneği. O yüzden Apple'ın burada en iyi, en hızlı şekilde ulaşabilmesi mümkün. Ama burada gerçekte olan bir OpenAI gerçeği var ve ChatGPT gerçeği var. Hem kullanım kolaylığı anlamında hem de bu modellerin çok hızlı entegrasyonu anlamında. Bu iki şirketin bu alanda bir araya geliyor olması, Apple'ın özellikle OpenAI'yi entegre ediyor olması ve aynı zamanda Gemini sistemini iOS 18'de devreye sokacak olması aslında çok değerli bir gelişme. Hatta buna Tim Cook da break new ground diyor. Yani aslında yeni bir devire şu anda geçiş yapıyoruz bunun sayesinde. Ve burada belli duyumlara göre, belli leaklere göre de şöyle bir şey duydum. Özellikle Siri'de yani bu hani Hey Siri dediğimiz kısımda bu yapay zekanın entegre edilmesiyle beraber aslında çok ciddi bir virtual assistant oluşabilir o tarafta. O beni çok heyecanlandırdı. Çünkü özellikle Siri'nin mesajla birleşmesi ve burada insanların atacağı mesajı tahmin edebilmesi gibi şeylerin gelmesi aslında çok ciddi anlamda bir gelişmeye sebep olacak diye düşünüyorum. Bu gelişme olmayana kadar yatırımcılarda bayağı bir şey vardı, böyle çekimserlik vardı. Hep bunu konuşuyorlardı. Hani acaba geride mi kaldı Apple bu konuda? Ne oluyor? Nereye gidiyor? Vesaire. Ama bu son gelişmeyle beraber özellikle Gemini'nin entegre edileceğinin duyurulması, iOS 18'deki yeni gelişmeyle beraber şu anda belli şeyler oldu. Tabii son günlerde yine bir hafif bir düşüş yaşadı. O başka sebeplerden dolayı da. Evet. O da artık daha sonra aynı. Son olarak yine yapay zeka ile gidiyoruz bugün. Sam Altman dünyanın para biriminin değişeceğini söyledi. Ne demek istiyor? Evet, bu konu aslında beni bayağı bir böyle heyecanlandırıyor. Çünkü burada aslında WorldCoin diye bir şey devreye giriyor. Burada WorldCoin'den bahsedebiliriz. Şimdi insanlarda şöyle bir şey oluşmuştu. Geçen senelerde biz blockchain'i konuşuyorduk. Sürekli bu konularda Web3 ile alakalı birçok konferans oluyordu. Daha sonrasında bu sene özellikle işte 2023-24 başı vesaire daha çok yapay zekanın aktif olduğu konuşmalar, konferanslar bunlar devreye girdiler. Ve aslında WorldCoin bu ikisinin birleşimi. Yani hem yapay zekanın hem de aynı zamanda blockchain'in birleşimi bir proje burada.
Burada neler oluyor? Orb diye bir tane cihaz var. Ben bu cihazı San Francisco'da direkt deneme imkanım oldu. Bu böyle bir büyük bir göze benziyor. Ve buraya aslında retinanızı okutuyorsunuz. Onun ucunda bir kamera var. Ve oradan insanları artık retinaya göre tanıyabiliyorlar. Burada da çok gerçekten çok farklı bir şu anda yapı kuruluyor. Yani yeni bir dünya yaratılıyor diyebilirim yani. Worldcoin'i mutlaka herkes araştırmalı bence bu projeyi. Çok farklı bir proje çünkü. Ve yapay zeka blockchain'in çok güzel buluştuğu bir proje. Bu sayede de ortak bütün dünyadaki insanların kendi ID'si, onların retinalarına göre belli işte onların gelir modelleri vesaire. Bunların hepsine ulaşmak mümkün olacak. O yüzden bununla alakalıydı yani bu son gelişim. Evet. Merve çok teşekkür ederim, sağ olasın. Umarım yine görüşürüz. Kendine iyi bak, teşekkürler. Görüşmek üzere. Texas'ta, madem Amerika'dayız, acayip görüntüler geliyor. Özellikle sınırda yüzlerce, binlerce insanın geçtiğini görüyorsunuz. Baş edemiyor Texas ve öylesine görüntüler ki bütün medyayı, sosyal medyada şey yapıyor. Tabii seçimlerde de bayağı etkili olacak görüntüler. Görüyorsunuz böyle konvoylar halinde artık. Bir kişi, 10 kişi, 100 kişi değil yani. Binlerce insan geliyor ve sınırı resmen böyle bir asker, polis olmasına rağmen açıyor. Giriyorlar. Bakar mısınız girişe? Koşun. Amerikan rüyasına doğru koşun. Oradan da bu sefer öbür tarafa geçiyorlar. Bu gördüğümüz tabii kameraların kaydettikleri. Bir de görmediklerimiz var. Orada neler oluyor bilmiyorum. Şimdi Karabük Üniversitesi ile ilgili bir tuhaf dezenformasyon haberleri dolaşıyor. İşte bir iki yazışma, kimin yazdığı belli olmayan, neden yazdığı belli olmayan ve ucu ırkçılığa dayanan, pek çok kişiyi zan altında bırakan bir sosyal medya kampanyası veya operasyonu döndürülüyor. Böyle bir haber ilk çıktığında efendim yok çok fazla siyahi şey varmış da onlarla da işte bilmem ne oluyormuş da yok birileri hastalık kapmış falan saçma sapan şeyler. Sosyal medyanın nasıl yanlış kullanılacağını, insanları nasıl endişeye ve şeye sevk edeceğine dair çok güzel bir örnek diyebiliriz yani. Ne olmaması üzerine. Ben size şunu tavsiye ediyorum. Baktığınız, gördüğünüz haberlerde lütfen Twitter'dan gördüğünüz her şeye inanmayın. Yalanın, dolanın pek çok farklı şekilde dolaşıma sokulduğu bir çağda lütfen siz olun. Kaynağına bakın. Kaynak neresi kardeşim? Olmuş da nerede? Kim demiş yani? Bir ona bakın. Ekrem İmamoğlu ayaküstü birkaç açıklama yapıyor. Şu anda onlar konuşulmaya başlandı sanırım. Yine bir köfteciyle ilgili bir şey söylemiş. Ne demiş bir? Köfteciliğime laf ettirmem. Bu şehrin %40'ı esnaflıktan para kazanıyor. Bir köfte muhabbeti dönüyor. Anlamadım ben. Köfte imza ısmarladım. Yok parasını verdi, vermedi falan gibi. Bu yeni bir video paylaştım arkadaşlar da yeniyse paylaşalım, eskiyse gerek yok. Şu anda pek çok eski yeni görüntü de tedavide sokulduğu için hangisi yeni, hangisi eski onu da tam olarak bilemiyorum. Paylaşırken de 3 defa düşünüyorum. Evet. Bugün de yayını yavaş yavaş bitirelim isterseniz. Yayın sonuna geldik. Siz ne yazıyorsunuz? Bakıyorum. Bu bizim chatte ayrı bir dünya var. Yani nasıl diyeyim? Kahveyle Starbucks arasında bir yerde gidip geliyor yani. Hani Bağcılar kahveyle yani bir yandan okey dönerken bir muhabbet döner ya. Onunla Starbucks kafe arasında bir yerdeyiz yani. Hani öyle bir şeydeyiz. Murat Kurum şey demiş, o videoyu yeniyse getirin yayınlayalım. Murat Kurum demişti ki köfteyi unutmuyor diye, vaatleri unutuyor demişti. O da köfte meselesiyle ilgili bir şey demiş anladığım kadarıyla. Bir dakika içinde dur, çeksinler içeriye, gördüm şimdi bir yandan tararken. Bir isterseniz daha renkli bir tartışmayla, polemikle bitirelim bugünkü konuşmamızı. Dur abi bitirme, bir zevkimiz var diyor Bartu. Dezenformasyon diyeceğine bir Madış, muhabir gönder. Çivi çakmadı lafı malum TV kanallarının sloganı. Çivi çakmadı. Ey Allah'ım ya Rabbim. Ben inşaatlarda çalıştım. Bayağı çivi çakmıştım çocukluğumda. Yani bu çivi çakmak neymiş yani?
Kalıp çakardık yani, gerçekten çivi çaktım. Çivi de sattım ben yani nalbur dükkanında. Bu esnaflık meselesini de söyleyeyim, öyle yani köfteciyle laf ettirmem ha. Bu şehrin %30'u 40'ı esnaflıktan para kazanıyor. Öyle köftecilik önemli meseledir ha. Ben sabah 5'te dükkan açar, gece saat 1'de 2'de Bolu'dan et taşırdım. Hem de 21 yaşındaydım, öyle laf ettirmem. Hayatımın en önemli deneyimleridir yani. Sıcak çorbayı arabama koyup 2 kilometre soğumasın diye arabamla götürürdüm müşterime. Onun gönlünü hoş etmek için. Onu anlayamaz. Ama hayat dersidir, öğrenecek. İşte bunlar da seçim zamanının tatlı polemikleri diyelim. Yani hani öyle geçelim. Peki akşamleyin 18'de Kenan Taş karşınızda olacak. Hafta sonu çeşitli programlarımız var. Onları izleyebilirsiniz. Biz eğer bir olağanüstü bir şey olursa hafta sonu yine canlı yayın açacağız. Ama olağanüstü bir şey olmazsa da önümüzdeki pazartesi günü artık son yarışa gireceğiz. Son iş şeye gireceğiz, düzlüğe gireceğiz. Seçim yayını için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Farklı kaynaklardan her zaman olduğu gibi özel bir yayında sizlere seçim gecesi hangi şehirlerde, başta İstanbul olmak üzere kimin kazandığını canlı yayında saat 15'ten itibaren uzun bir canlı yayın maratonunda ekrana getireceğiz. Konuklarımız olacak her zaman olduğu gibi. Bu yayına işbirliği olarak katılmak istiyorsanız kenan@dipnot.tv'ye yazabilirsiniz. Katılımcılarımızdan yaklaşık 200 kişiyi izleyici canlı yayına çağıracağız. 200 kişi. Merak etmeyin. Çay kahvemiz de var. Sandviçimiz de var. Aç bırakmayız yani. Çaysız kahvesiz bırakmayız. Tabii şimdi seçim gecesi bir iftarlık hazırlamak lazım. Kenan, pek çok kişi de oruçlu gelecek. Bak şimdi aklıma geldi. Onu da şimdiden söyleyebiliriz. Kenan diyor ki 200 değil, 50-60 kişilik yerimiz var diyor. Tamam, canın sağ olsun. 200 değilmiş, 50-60 kişilik yerimiz varmış. Ona göre şey yapacağız. Belki katılımcı işbirliğinden birileri artarsa stüdyomuzu büyütürüz. Kim bilir yani, şimdilik tamamen kendi imkanlarımızla bu yayına da hazırlık yapıyoruz. Beğen tuşunu hatırlatayım. Bu yayınlara ne kadar beğenirseniz o kadar bu videolar öne çıkıyor. Abone olursanız, bakın abone sayımız da yavaş yavaş ağırdan artıyor. 1.580.000 abonemiz var şu anda. Bu da bizim için önemli. Özellikle özel yayınlarda ya da toplulukta pek çok konu var, tartışma var, anketler var. Canlı tutuyoruz orayı. Katıl tuşuna basanlar da onları da ayrıca yayınlarımızda farklı vesilelerle konuk ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Ve de yeni bir yayında buluşmak üzere. Kalın sağlıcakla, güzel bir hafta sonu geçirmenizi dilerim.